Herkese merhaba. Bu videoda Banggood üzerinden satın aldığım A-Link marka Q1 modeli olan dijital multimetrenin incelemesini yapacağım. Öncelikle bu ürünü Banggood üzerinden nasıl satın alabilirsiniz ve vermiş olduğum kuponu nasıl kullanabilirsiniz bunun bilgisini vereceğim. Bu videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki hemen altında bir indirim kuponu bulunmakta. Vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Bugünkü kur 1 dolar 16.10 lira ve şu anda indirim var. 497 TL ürünün fiyatı, hemen altında Türkiye Direkt Posta diyor ve 75 TL'de hem kargo ücreti hem de gümrük ücreti bulunmakta. Tabii biz bunu şimdi satın al diyoruz. Şu anki ürünün fiyatı 583 TL arkadaşlar. Herhangi bir kupon kullanmadık. Zaten indirimli bir ürün olduğu için kendi puanlarınızı burada kullanamıyorsunuz. Benim vermiş olduğum kuponu buraya girmemiz gerekiyor. BG 255 802. Uygula dediğimizde bakın 175 TL'lik bir indirim yansıdı ama fiyat biraz yükselmiş oldu. Belki fark ettiyseniz ama yine de yaklaşık 50 TL'ye yakın bir indirim sağlamış oldu. Normalde kupon kullanmasaydık 583 liraydı. İndirimle beraber 535 TL'ye düştü arkadaşlar. Birazcık da indirimli olarak alabilirsiniz. Bu ürün Türkiye'de de satılmakta. Eğer Türkiye'den de almak isterseniz ürünün fiyatı KDV dahil 928 lira. Eğer Türkiye'den de bu ürünü almak isterseniz. Dolar kuruna rağmen hala Çin çok daha ucuz. Bazı ürünleri tabii Çin'den almakta fayda var. Ürün kutu içeriği bu şekilde gelmekte. Taşıma çantası, İngilizce bir kullanma kılavuzu, multimetresi, ısıyı ölçen probu, timsah ağzı ve farklı uçlarda gelen kabloyu setini görmekteyiz. Ve şöyle de bir probu var arkadaşlar. Bu şekilde de voltajı, amperi bu kabloyla ölçebiliyoruz. Şimdi ürünün özellikleriyle devam edeceğiz. Ürünün içinde tabii ki pil gelmiyor. Buraya 2 tane kalem pil bağlamamız gerekiyor. Onu düğmemizi bastığımızda cihaz çalışmaya başlıyor. Multimetremizin üzerinde 2 tane giriş gözükmekte şu anda. Com girişi ve artı prop girişi bulunmakta. Bu iki girişten multimetrenin bütün özelliklerini kullanabiliyoruz. Kapalı olan şurada 2 tane giriş bulunmakta. Amper ve com bölümünden bakın çizgiyle göstermişler. Buradan 10 ampere kadar ölçüm yapabiliyoruz. Miliamper bölümünden de yine COM'la miliamper arasında miliamper ölçümü de yapabiliyoruz. Birazdan da bunu göstereceğim. Yanında gelen şöyle prop kablomuz var. COM ortak uç oluyor arkadaşlar. Her şekilde nereye kullanmak istiyorsak bu siyah eksi ucumuz sürekli COM bölümünde takılı kalacak bu şekilde. Buradan voltaj ölçüm işlemleri de yapabiliyoruz. Bakın 1.6 volt olduğu pilimizin içinde bize gösteriyor. Diğer bataryamızın içinde de 1.3 volt olduğunu yine bize gösteriyor. Evet. LiFePO4 bataryamızın içinde de 3.3 volt olduğunu multimetremiz yine bize gösterdi. Aynı zamanda alternatif akımı da ölçebiliyoruz. Şurada NCV yazan tuşa bir kere bastığımızda gördüğünüz gibi EC konumuna aldı. Buradan da 1000 volta kadar ölçüm yapabiliyoruz. Evimize tam 220 volt bir enerji geldiğini multimetre üzerinden görebildik. Hertz'ini de görüyorsunuz arkadaşlar. Hertz gösterme özelliğinde sahip. Şu anda 50 Hertz ile çalışmakta. Multimetremizin yanında şöyle bir kablo daha geliyor. Kablonun yanında tabii yedek uçlarımız da geliyor. Timsah ağzı uçlarımız. Görmüş olduğunuz gibi bu uçları kullanarak birazdan direnç ölçümü, diyot ölçümü, kondansatör ölçümü de yapacağız.
yeni probe kablomuzu da multimetre üzerine bağlayacağız. Evet, iki tane ucuna yanında gelen timsah ağızlarımıza bağladım. Şöyle bir direncimiz var. Bu da 100K'lık bir direnç. Bakalım doğru ölçüm yapabiliyor mu? Bunu multimetre üzerinden yine görmüş olacağız. Tabi ölçmek için de şurada bir tuş var. Bakın ohmaj değerini gösteriyor. Buraya basıyoruz. Otomatik modda arkadaşlar. Otomatik olarak değerini buluyor. Hemen şöyle bağladık. Bakın arkadaşlar direncimizin 100K olduğunu bize gösterdi. Şurada bir tane kondansatörüm var. Yine aynı şekilde ayakları bağlıyorum. Kondansatörü ölçmek için de tuşu 3 kere bastım. Şuradaki mikrofarad bölümünü aldı ve kondansatörümüzün kaç mikrofarad olduğunu bize gösterdi. Gerçekten de 3300 mikrofaradlık bir kondansatördü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kondansatör değerini de bize vermiş oldu. İlk bastığımızda dirençleri ölçebiliyoruz. İkinci bastığımızda diyotun ölçümünü yapabiliyoruz. Bu şekilde bağladığınızda bir değer görüyorsanız diyotun sağlam olduğunu bize gösteriyor. Bakın ters bağladığımda herhangi bir değer görmüyoruz. Şu beyaz kısmı eksidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın diyotta. Doğru yönü bağladığımızda tabii ki bir değer alacağız ve diyotun sağlam olduğunu bu şekilde görmüş olacağız. Tekrar diyot bölümünü aldığımızda şöyle bir küçük LED ampul var arkadaşlar. Bunun da uzun ayağı her zaman artıdır. Bu şekilde bağladığımızda bakın LED ampulümüz yandı. 2,5 volt ile çalıştığını bize gösteriyor. Şöyle suyun veya herhangi bir şeyin ısısına bakmak için de bir ısı probu da geliyor. Bunu da yine aynı şekilde eksi olan yere siyah kabloyu bağlıyoruz. Com yazıyor bakın. Görmüş olduğunuz C ve F yazan bölüme tıklıyoruz. Bakın üstte Fahrenheit, altta da santigrat derecesini bize gösteriyor. Şu andaki ortam sıcaklığının 19 derece olduğunu gördük. Ben bunu böyle elime dokunduğumda bakın yavaş yavaş ısının yükseldiğini de göreceğiz. Daha iyi anlamak için de çakmakla ısıtacağım ucunu. Bakın çakmak ucunu ısıttıkça ısı değerleri de yükseliyor görmüş olduğunuz gibi. Ve elim soğuk olduğu için bakın hızlı bir şekilde derece düştü. Bu şekilde de herhangi bir şeyin sıvı da olabilir. Isı derecelerini görmek istiyorsanız bu multimetreyi de kullanabilirsiniz. Tabii ki normal insan ısı için de kullanılabilir diye düşünüyorum. Bunu koltuk altına koyduğunda buradan ısı değerini de verecektir. Son olarak da multimetre üzerinden amper ölçümü işlemi yapacağız. Tabii ki amper ölçmek için şuradaki kırmızı probe kablosunu A yazan bölüme takıyorum. 10 ampere kadar yazıyor. Kesinlikle sadece doğru akım olan ölçümler yapın. Yani 12 voltun üzerinde amper ölçümü kesinlikle yapmayın. Bakın sadece doğru akım amperi ölçebiliyoruz. Kesinlikle şebekeye falan takmayın. Zaten biliyorsunuz şöyle kapalı geliyor orası. Normal bir pilin amperini ölçmek için tabii kısa devre konumunda bunu yaptığı için 10 amperin sakın üzerine çıkmayalım. Multimetremiz veya kablolarımız zarar görür. Normal bir pilin amper değerini ölçelim. Pilin amper değerini de görebiliyoruz şu anda. Yaklaşık 3,5 amper diyor ama hızlı bir şekilde de düşüyor. Şurada 1,2 voltluk bir pilimiz daha var. 1800 miliamperlik. Bunun da amper değerine bakalım. Bakın 7,5 amper bir akım sağlıyor bize. Şurada 3,2 voltluk 1500 miliamperlik LiFePO 4 bataryamız var. Bunun amperinde bakın amper değeri yüksek olduğu için maalesef göremiyoruz. Çünkü 10 amperin üzerinde bakın uyarı veriyor.
Yani multimetreye zarar verir, hemen çıkarın anlamına geliyor. Bakın normal bir pilin bile kaç amper verdiğini gösteriyor bize arkadaşlar. Hızlı bir şekilde değerin düştüğünü görüyoruz. Çünkü kısa devre modunda 1.5 voltluk alkalin pilin amper değerini de bu şekilde görmüş olduk. Bu görmüş olduğunuz multimetre ile birçok işimizi yapabiliyoruz. Bütün elektronik dükkanlarında veya amatör olsun evde herkes için bence kullanışlı bir cihaz. Her evde olması gereken bir ürün diye düşünüyorum. En azından evimize gelen voltajı, ısı değerlerini. Eğer pek işimiz olacak mı bilmiyorum ama direnç değerlerini, diyot değerlerini, kondansatör değerlerini bu multimetre sayesinde ölçüm yapmış olacağız. İndirim kuponu da verdim. Eğer ihtiyacınız varsa Türkiye fiyatlarından hemen hemen yarı yarıya daha ucuza alabileceksiniz. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.